Samsun İl Özel İdaresi Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmeden önce köylerde su sorunu yoktu. Bunu ben değil, İl Özel İdaresi yetkilileri söylemişti. Mesela İl Özel İdaresi'nden 26 Ocak 2013'te yapılan açıklamada, idarenin sorumluluk alanındaki 863 köyden 807'sinde şebekeli, 40'ında çeşmeli olmak üzere 847 köyde içme suyu var. 16 köyde ise su yetersizdir denilmişti. Dönemin valisi Hüseyin Aksoy da İl Özel İdaresi'nden gelen bilgiler sonucunda 7 Mart 2014'te yaptığı toplantıda Samsun'da susuz köy kalmadığını açıklamıştı. Aksoy'un o yetkililere "Yemin et doğru mu?" diyecek hali yok elbette. Nasıl bilgi geldiyse onu söylemişti. İktidar partisinin vekillerinin de bu bilgiler ışığında benzer açıklamaları vardı. Onlara da bilgi öyle gelmişti. Ancak ne zaman ki İl Özel İdaresi Büyükşehir'e devredildi, gerçek ortaya çıkmaya başladı. Samsun'a en yakın yerleşim merkezlerinden susuz köy haberleri de ardı ardına medyaya yansıyınca o günlerde sormuştum. Hani susuz köy kalmamıştı diye. Büyükşehir Belediyesi hızla köylere içme suyu seferberliğine girişti. Şaşkındık. Ayvacık'a 10 milyon, Tekkeköy ve Cani'ye 2,5 milyon, Bafra ve 19 Mayıs'a 5 milyon, Havza, Ladik, Vezirköprü ve Asarcı'nın bazı mahallelerine 6 milyon liralık içme suyu yatırımı yapılacağı belirtilmişti. Yalansa Google amcanın yalancısıyım. İsteyen sorabilir. Aslına bakarsak harcamalar daha da yüksekti ama bu rakamlar medyaya yansıyanlardı. Borç sarmalı içine düşen Büyükşehir Belediyesi'nin büyük faizlerle banka kredisi kullanmasının nedenlerinden biri de içme suyu projeleriydi. Geçmişte Köydest'ten en büyük paraları alan Samsun İl Özel İdaresi'nin susuz köy bulunmuyor bilgilendirmesine rağmen içme suyu projelerine büyük miktarlarda para harcanması karşısında iktidarı anladık da muhalefetten de hani susuz köy kalmamıştı, bu yatırımlar nereden çıktı diye soran olmamıştı. Cevap alamayacağımı biliyorum elbette. Çünkü bu sessizliğin nedeni menfaat halkasında dizilmiş olan irili ufaklı güç odaklarıydı. Paranın dini, imanı ve siyaseti yoktu sonuçta. Samsun'daki türedi zenginliğin kara kutusu olan İl Özel İdaresi dosyası açılabilse, su hikayesi başta olmak üzere birçok şaibeli işlerin gerçek yüzü anlaşılabilecek. Böylelikle tüyü bitmemiş yetim hakkını yiyenler de hesap verecek. Öbür dünyada kesin de istiyorum ki bu tarafta da hesap versinler.